Hazreti Ebu Muhammed İmamı Kaferi Sadık Kuddis Sırrı. Ol Mustafa milletinin sultanı ve ol peygamber hüccetinin bürhanı, ol amili sıddık, ol ameli tahkik, ol deliler gönlünün köşesi, ol peygamber ciğerinin köşesi, ol Ali'nin mültezanın nakidi, ol Muhammed Mustafa'nın varisi, Şefi-i Arif, Aşık Ebu Muhammed Kaferi Sadık, radiyallahu anh, kaddesallahu sırrı hazretleri peygamberimizin ehli beytindendir. Enbiya ve sehabeleri ve ehli beyti zikredersek her biri için bir kitap yazmak lazımdır. Teberrük için sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinden başladık. Eğer anın cemi kerametlerini zikredersem bilim anı vasfa muktedir değildir. Cümle ulum ve işaret tarikat, hakikat marifet içinde kamil idi. Cemi velilerin ulusu ve serçeşmesiydi. Müminler imamı ve zevk ehline pişirev ve ibadet ehlinin mukaddemi ve zühd ehlinin mükerremidir. Hakayık ilmi içre müsenif ve tefsir içinde müfessirdir. İmanı olan bir kişi İslam davasını eder de ehli beyt ile ehli sünnet ve cemaat arasında fark eder ve kalbinden yaramaz hisler geçirir. Bu gibiler Hazreti Peygamber'e inanarak ehli beytine ve oğullarına ikrarı yok ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bizar eder. İmam-ı Şafii radıyallahu anh hazretleri, ehli beyti sevdiği için ana rafızıdır dediler ve zindana attılar ve ol bu mana içinde buyurmuşlardır ki, çün hakikat bilirsin kim dünyanın ve ahiretin padişahı Fahri Mürsel'in Efendimiz ve Ali'yi sahtili ecmeyindir. Gerektir kim anın yaranını anın yerinde tutasın ve eshablarıyla ehli beytini anın makamında bilesin ve cümlesine canı gönülden muhabbet kılasın ta imanın dürüst olup sünnilerden olasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sordular kim peygamberse, beşinci. Hazretlerinin yaranlarında ve ehli beytinde hangisi yüksektir, buyurdu kim, kocalarda Sıddık ve Faruk, yiğitlerde Osman ve Ali ve avretlerde Ayşe ve kızlarda Fatıma ecmeyindir. Nakildir ki, zamane padişahı Mansur halife vezirine Kaferi Sadık'ı getir öldürelim dedi. Veziri men için çok ceydeyledi ve dedi ki o kişi bir bucakta oturmuş ve uzlet ihtiyar etmiştir, kendisini dünyadan çekip ibadetle meşgul olmuştur. Halifeye hiçbir ziyanı yoktur anı öldürmekte ne fayda ola, halife vezirinin sözünü dinlemedi Caferi Sadık hazretlerini getirmeye ademilerine emreyledi. Ne zaman ki ben tacımı başımdan çıkarınca ol saat başını kesin, dedi. Sadık'ı getirdiler Mansur anı görünce tahtından aşağı indi karşıladı. Sadık'ın elini aldı tahtı üzerine çıkardı ve karşısında diz çöküp edeple oturdu. Vezirleri tiyaksükte kaldılar, Sadık dedi ki, benden ne hacetin vardı ki, beni getirttin, Allah'ımın ibadetinden ayırdın, kendi halimde meşgul olup dururdum, kerem eyle beni yerime gönder, dedi. Halife derhal destur verdi, her türlü ağırlamak ve hilet vermekle gönderdi. Halifeyi titremek tuttu, aklı şaştı yere düştü.